HDP eş genel başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında iktidarı eleştirdi. AKP ve MHP'nin seçimleri kazanmak için çatışma siyasetine sarıldığını aktardı. Muhalefete de iktidarın tuzaklarına düşmeme çağrısı yaptı. HDP Meclis Grup toplantısına İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Van'da adalet nöbeti tutan tutuklu yakınları, HDP İzmir İl Binası'nda saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın annesi Feyma Poyraz da katıldı. HDP Genel Başkanı Pervin Buldan gündemdeki konuları ilişkin konuştu. Bugün Süleymaniye'de silahlı saldırı sonrası yaşamını yitiren Jineoloji Araştırma Merkezi üyesi Nagihan Akarseli andı. Tam da genel kurula sansür yasasının getirileceği bu günlerde gazetecilik mesleğini yürüten ve sürdüren üstelik bir kadın olan bir gazeteciyi katledenleri buradan şiddetle ve nefretle kınadığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Cezaevlerinde artan hak ihlallerine ve hasta tutukluların durumuna dikkat çekti. Adalet Bakanlığı'na çağrı yaptı. Durumu acil olan hasta tutsakların tahliyeleri ATK'nin hukuk dışı raporları ile her gün engellenmekte ve iktidara ve kurumlarına yaşatma yükümlülüğünü buradan bir kez daha hatırlatmakla birlikte her defasında hatırlatmaya devam edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyorum. İktidarın şiddet ve çatışma siyaseti yürüttüğünü belirtti. Buradan kamuoyuna da elbette ki seslenmek istiyorum kriz ve kaostan beslenen iktidarın seçim kampanyası olarak yürüttüğü gerilim ve çatışma siyasetine kesinlikle itibar etmeyin, prim vermeyin. Ekonomik çöküşün ve yolsuzluk çukurunun üzerini kapatmak için envai çeşit kumpaslara başvuracaklarını hepimiz biliyoruz. Hiç kimse iktidarın tuzaklarına düşmemelidir. Bırakın kendileri çalsın, Kendileri oynasın çünkü bu oyunlar asla tutmayacaktır. Pervin Buldan muhalefeti uyardı. İktidarın savaş politikaları karşısında sessiz kalarak yolsuzluk ve rant değirmenine su taşımayın, cesur olun, net olun diyoruz, net olun. İktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. Demokrasi de hukukta, insan haklarında, yargıda ve adalette bırakalım adım atmayı, her gün yeni kumpaslar kurarak bu ülkeyi yasaklar cehennemine dönüştürerek ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz? Bu soruyu buradan iktidar partisine bir kez daha sormak istiyoruz. Enflasyonun düşmeyeceğinin en açık kanatı Sayıştay'ın tespit ettiği seri yolsuzluk ve usulsüzlüklerdir. Meclis gündemine getirilecek olan dezenformasyon yasasına da değindi. Meclis açılır açılmaz ilk işleri bir kez daha yasakçılık oldu. İşte bunların çözümü tam da budur. Yasaklardır, sansürdür, engellemedir, inkardır sevgili arkadaşlarım. Ekonomik kriz tweetlerini yasaklayacağına, enflasyonu da düşürmüş olacaklarını zannediyorlar ve kafaları böyle çalışıyor. Buldan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın halklara üçüncü bir yol açtığını belirtti. Bu yol ülkenin demokratik geleceğine doğru açılan bir umut yoludur. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. İttifakımız özgürlük, demokrasi, adalet, barış, birlikte yaşam iddialarımızı Birlikte kazanacağız diyerek hayata geçirmeyi başarmıştır.